Orhun yazıtlarında üslup kültürümüzdeki kantoni hukuk yazıtları Türklerin tarihi, sosyal, siyasi durumunu gelişmiş, güzel bir dille işlenmiş bir dil, edebi sanatlarla örülü bir dil. Bu da gösteriyor ki çok daha önce çok büyük bir geçmişe sahip olduğunu daha doğrusu gösterir Orhun kitabelerinin çünkü ee, bir dilin edebi sanatlarla örülü olması, gelişmiş olması onun uzun zamandır, uzun asırlar boyunca kullanıldığının kesin kanıtıdır. Ayrıca bu yazıtlar Türk dilinin gramer unsurlarının tespit edilebileceği düzeyde olup, Türk dilinin kendi bünyesi içinde yabancı unsurlarla karışmadan ileri bir düzeye eriştiğini de açıkça göstermekte yazıtlarda bir kanun veya bir kahramanın başarı için yapması gerekenler anlatıldığı gibi iyi bir kanun veya iyi bir devlet adamının yönetiminde halkın içinde bulunduğu refah ya da içine düştüğü kötü durum dile getirilir. Aynı zamanda bunlar sadece mezar taşları olmayıp hükümdarın hükümranlığı altındaki tüm insanlara hitap ettiği birer siyasi beyanname karakteri de gösterir. Anlatım tarzı canlı ve samimi, kültün ve bilge kan yazıtlarında milli gurur ve heyecanı dile getiren şu cümlelere rastlanabilir. Üze Turuk Tenrisi Turuk ıduk yiri subu anca etmiş. turuk bodun yok bolmazın tiğin bodun bolcun tiin kanım ilteriş kanık. Ogum il bilge katunuk tenri topu sinte tutup yugaru kötürmüş erinç. Yukarıda gök tanrısı Türk tanrısı ya da gök tanrısı Türk kutsal ıduk ee, yer suruhları şöyle yapmışlar. Türk halkı yok olmasın diye halk olsun diye babam İlter ve annem İl Bilge Hatun'u göğün tepesinden tutup daha yükseklere kaldırmışlar muhakkak ki. Tört bulun kop yagı ermiş süsülepen tört bulundakı bodunuk kop almış kop baskılmış başlıkı yugunturmuş, turmuş tizligik sökürmüş dört bucak dört bulun dört taraf hep düşman imiş hep kop Ordular sevk ederek sü, Sülepen ordu sevk etmek, ordu göndermek, dört dört taraftaki halkları hep almış, hep kendisine bağlamış başlıları yüküntirmiş, baş eğdirmiş, dizlilere de diz çöktürmüş. Kül e, Bilgekan e, kitabesi. Turuk Oğuz begleri bodun eşidin üze tenri basmasar asra yiğit telin meser turuk bodun elinin törünün kem artatı udacı erti. Ey Türk Oğuz beyleri ve halkı eşidin dinleyin beni. Üstteki gök çökmedikçe üze tenri gök barmasar basmasar asa yiğit alttaki yer telin meser delinmedikçe Türk halkı, Türk milleti, senin devletini ve töreni kim bozabilir? Bu kahramanlık ifadeleri Türk milletinin sonsuza kadar yaşaması için söylenmiş sözler. Diğer taraftan yazıldıkları dönemin kanunların ve komutanların övülerek uzun uzadıya anlatılması ve milletin geleceği daha iyi görmeye ve düşünmeye teşvik edilişi anıtların bütün Türk milletine her dönemde hitap eden bir eser olduğunu ortaya koyar. Anlatılmak istenen konular düzgün cümlelerle aktarılmış. Bu cümleler bugün de kullanılan deyim, atasözü ve edebi sanatlar ile de süslenmiştir. Mesela ifadeyi güçlendirme amaçlı tekrarlara da sık sık ee, rastlanır. Örneğin Çin Hakan'ına devletine düşman olmuş, düşman olup hepsi 700 kişi olmuş, 700 kişi olup. Bakın şurası mesela tekrar etmiş. Başlıya baş eğdirmek, dizliye diz çöktürmek gibi deyim. Kanın su gibi aktı, kemiğin dağ gibi yattı. Sungu batımı karı sokup, Türgiş Hakan'ın ordusu bolcu da ateş ve kasırga gibi geldiği Benzetme söz konusudur. Bir şeyi yufka iken toplaması, bükmesi kolay imiş. İnce iken kırması yine ee, kolay. Fakat yufka kanın yufka kalın olur ise bükmesi zorlu ince İnce kalın olursa parçalanması zor imiş. Tony Cook'ta geçen bu ifade atasözü benzeri değişlerin kullanıldığı görülmektedir. Bu gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Bu yazıtlardaki sözcük dağarcığı da toplumun gelişmiş bir dili olduğunu ortaya koymaktadır ki zaten Divan-ı lügat -ı Türk de İslamiyet öncesine ait çok fazla atasözünü içinde barındırır. Burada da Anlatıma bir canlılık, anlatıma bir e, atasözlerinin kullanılmasının sebeplerinden bazıları nelerdir? Anlatıma canlılık katmak, anlatımı daha da kanıtlar hale gelmek, anlatımı tasviri bir hale betimlemeye getirmek gibi özellikleri vardır. Kültin ve bilge kan yazıtlarındaki muhteva ile... Tony Cook'un muhtevası arasında fark var. Her ikisi de aynı dönemi değerlendirir. Ancak Tony Cook'un muhtevası Kültin ve Bilge Kağan yazıtlarında anlatımlara, anlatılanlara verilmiş cevaplar mahiyetinde. Her ikisi de o dönemde Türk milletine yapılmış hizmetlerden bahseder. Bu arada görüş farklarını da belirtirler. Bu da siyasi görüş farklılıklarının tartışılabildiğini gösterir. Tony Cook e, kitabesi biraz daha böyle resmi bir üslupla yazılmıştır. Diğerleri biraz daha böyle canlı samimi bir dil gösteren arkadaşlar. Bununla bitirdik. Görüşmek dileğiyle.